Nano'yu bir yakın çekeyim, çok güzel. Nano'm durunca biraz sıkılıyor. Miyavlıyor. Bir de patilerimiz, bizim ön patilerimiz biraz yamuk. O yüzden takılıyoruz değil mi Nano'm? Aferin, teli alışmadı daha. Hadi bakalım. Geziyoruz. Hadi Zoe, dön. Gezmelerdeyiz. Önümüze kedimizi aldık, sarışın. Sarı popomuzu aldık. Nano ile gidiyoruz. Nano da şimdi ona bakıyor. Nazar boncuğumuzu da taktık. Daha çok Nano'dan çok o gözüküyor. Hop, vurduk. Dur. Hem video çek hem kullan, olmuyor. Azıcık vurduk. Biraz titriyor olabilir. İki elimle tutup bir yandan da çekmeye çalıştığım için. Hop. Güzel ama ya. Keyifli bir şey. Kedileriniz böyle çok korkak değilse, eğer çok panik olmayacaksa, bence denenebilir bir şey. Çok keyifli onlarla paylaşmak. Çünkü evde ayrı güzeller ama biraz sokak koku, işte farklı bitkiler, sesler çok cazip onların da, hem aklını dinç tutacak hem morallerini yerine getirecek. Tabii her kediye uygun olmayabilir. Çok tırsanlar var, evden çıkmak istemeyenler var. Küçük küçük denenerek belki. Hani siz kedinizi zaten tanıyorsunuz, nasıl şeylerden hoşlanır biliyorsunuz. Öyle şey yapılabilir, denenebilir. Çok keyifli. Şu an hava çok soğuk olmadığı için Nano'nun altına sadece bir tane battaniye koyduk. Onun haricinde giydirmedik. Nano şey bir kedi, uslu, sakin bir kedi. O yüzden tasma da takmadık ama tabii ki güvenlik için bir sırt tasmalı bir tasma geçirip pusetin içindeki kancaya takabilirsiniz. Çok daha böylelikle güvenli olur onun içinde. Şeyiniz ne onun adı, veterineriniz yürüme mesafesindeyse ona götürmek için yine bence faydalı olur. Şöyle Nano'yu bir de önden çekelim. Nano! Şimdi Zoe'yi bekliyor bir yandan da. Ablasının sesini duydu. Nano! Zoe gel! Tabii köpekli olunca o da bir yerleri koklamaya, koku bırakmaya çalışıyor. O yüzden durarak gidiyoruz. Zoe hoş geldin. O zaman artık yürümeye devam edebiliriz. Nano, ben yine geçiyorum direksiyona. Hop. Şöyle tutayım, yine daha faydalı. Zoe ablasıyla özgürce yürüyor. Bizim burası biraz sessiz sakin. Hele böyle normalde şimdi hafta içindeyiz. Herkes işinde gücünde. Hava da çok şey olmadığı için, açık olmadığı için kimse yok. O yüzden Zoe zaten çok sakin bir kızımız. Onu açık gezdirebiliyoruz. O özgürce koklarken biz de yanında Nano ile böyle yürüyüş yapabiliyor olacağız. Biraz burada minik bir mola verelim. Hem Nano da etrafı koklasın, hem izlesin. Ona da değişiklik olsun. Evdeki kedilere bayağı anlatacak hikaye biriktiriyor Nano. Bayağı bir fark attık. Nano bu arada 7,5 yaşında.
Eğer bizi daha önceden seyrediyorsanız kanalda hemen hemen ilk sahiplendiğimizde bir pirelerinden kurtulmak için yıkamamız vardı. Yıkama videomuz vardı. Onun haricinde işte kedi yatağı yaptığımız videolar var. Mama yaptığımız videolar var. Güzel. 7 yılımızı devirdik Nano'yla. Arka şimdi pencereden bakayım. Geliyorum, hadi Zoe yürü.